Partimiz yeni bir dönemin eşiğindedir. Son MKYK toplantısında yaşanan gelişmeler çerçevesinde yaptığımız istişarelerle ve son olarak da bugün MYK'da arkadaşlarımla istişare ettikten sonra 22 Mayıs 2016 günü tüzüğün 70. maddesi gereğince partimizin olağanüstü kongresini gitme kararı aldım. Birazdan gelir diye tahmin ediyorum. Ses prosedürü başkanı müsaade eder. AK Parti'nin birliğinin, beraberliğinin devamı için refik değişmesindense bir genel başkan değişiminin daha doğru olacağı kanaati bende hasıl oldu. Çünkü herhangi bir şekilde MKYK yenilenmesi partimiz için de gereksiz tartışmalara sebebiyet verecekti. Bu bağlamda önümüzdeki olağanüstü kongrede bu şartlar altında aday olmayı düşünmüyorum. Partimiz kongreyi birlik ve beraberlik içinde yapmalı. Hiçbir şekilde tartışma konusu yapılmamalı. Çünkü AK Parti'nin kaderi artık AK Parti'nin kaderi değildir. Türkiye'nin kaderidir, gönül coğrafyamızın kaderidir. Yani milletimizin huzurunda şunu ifade ederim. Bizim dönemlerimiz bir başarı dönemidir. Benim bu kararı almamda herhangi bir şekilde hissettiğim bir başarısızlık duygusu ya da tarafımca atılmış bir adımdan duyulmuş pişmanlık söz konusu değildir. Yaptığım görevi hakkıyla ve onurumla yaptım. Sizin hukukunuzu korumak bağlamında gereken adım neyse atmaya gayret ettik. 4 yıllık bir hukuk oluştuğunu düşünüyorduk aramızda. Ama bunun daha kısa sürmesi, emin olunuz, benim tercihim değildir. Ortaya çıkan bir zaruretin neticesidir. Bu bağlamda şu noktada en azından hukukumuzun gerçekleştiğini ifade etmek isterim ki size seçim meydanlarında verdiğim ve bu sebeple sizin sağladığınız desteğin kaynağı olan vaatlerimizin hepsi yerine getirilmiştir. Bugünlerde aldığımız kararlar ne olursa olsun son ana kadar vazife başında olan bir hükümetimiz vardır. Ve hiç kimse ekonominin iç dengeleriyle oynamaya da kalkmasın. Kurdaki düşüş, sağlıklı düşüş devam etmelidir. Hiç kimse şüphe de etmesin. Önümüzdeki 4 yılı tamamlayacak güçlü AK Parti hükümetleri devam edecektir. Mert Bey, tamam mı ses? Tamam. Ve şunu bir kez daha ifade ediyorum. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak. Bunun açık ve net bilinmesini isterim. Bunun istismar konusu edilmesine de izin vermem.